Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli FEME TV seyircileri, 2 haftalık bir aradan sonra karşınızdayız. Biliyorsunuz ki 2 hafta önce bu saatlerde diyelim, yani birkaç bugün diyelim, bir deprem yaşadık. Hala etkisindeyiz, devam ediyor. O günden beri depremin ilk günlerinde Burak Hoca da ben de Umre'deydik. Hızlı bir şekilde ülkemize geldik. Geldiğimizden beri de bu pazartesiye kadar diyebileceğimiz bir süreçte deprem bölgesindeydik. Hatay'da, Adıyaman'da bulunabildiğimiz, hizmet edebildiğimiz her yerde elimizden geleni yaptık. Şimdi ise buraya geldik. İnanın hala oranın tozu, yorgunluğu üzerimizde. Tabii buradayken de durmuyoruz. Orası için ne gerekiyorsa çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle İstanbul Valiliği'nin bizden istediği hijyen konusunda bazı malzemelerin alınması ve götürülmesi konusunda çabalıyoruz inşallah. Elimizden geleni her zaman olduğu gibi yapıyoruz. O yüzden bugün tabii yani ne konuşsak biraz aykırı durabilirdi. O yüzden depremi konuşacağız yine. Tabii biliyorsunuz dün de bir deprem gerçekleşti bu saatlerde. Bir 6.4'lük sonra 5.7'lik bir deprem daha gerçekleşti. Ama sonrasında olayın bitmediğini söylüyor yetkililer. Yine Bingöl tarafında, Adana tarafında, Kıbrıs tarafında o harekete geçen fay hattının yine bazı depremlere sebep olabileceği söyleniyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki İstanbul'da da büyük bir depremin olabileceği konusu var. Kimileri 6 yıl içinde olacak diyor. İşte biliyorsun ülkemizi de yakından tanıyan, hatta Türkçe konuşmayı bilen bir jeolog var. Japon. Bu konuyla alakalı çok biliyorsunuz Japonya bu konuda ileride. Daha hareketli bir fay hattının üzerindeler. O da yine 25-26 yıl içerisinde bu depremin olacağını söylüyor. Bir yerden kırılması söz konusu var. Aynı zamanda iki yerden birden kırılması söz konusu var. İşte ne olacak? Gerçekten şu an bir kötü durumdayız. Kendi adıma da konuşuyorum. Yani herhangi bir şey telefon çalsa, bir zıt yapsa hemen avizeye bakar olduk. Hemen acaba oluyor mu şu anda, gerçekleşiyor mu der olduk. Gerçekten ülkemiz psikolojik olarak da bir tedirginlik içerisinde ve her şey kısa zamanda etkisini yitirirken, gündemini yitirirken deprem olayı yitirmiyor kendini. Hem maddi olarak hem manevi olarak. İnşallah bu konuda konuşacağız. Yani ne yapmamız gerekiyor? Yani inanın depremzedeleri de gördük. Depremdeki insanları da gördük. Ölüleri de gördük. Depremden çıkarış anlarını da gördük. Hatta sosyal medyadan, televizyondan sizler de gördünüz. Bu insanların hayatları, bu insanların yaşantıları devamında ne olacak? Bununla alakalı bir konuşmamız olacak. Tabii şu anda herhalde yatsı ezanı vakti. Ezan girdiği zaman ezana gireceğiz. O yüzden dolayı girişi biraz uzun tutuyorum. Sonrasında Burak hocamızı da yayını katacağız inşallah. Bu olaylarda, bu durumlarda özellikle deprem bölgesine gittiğimiz zaman kadere imanın ne demek olduğunu ben orada anladım. Yani biliyordum, inanıyordum ama orada anladım. Çünkü ailesinin ölüsünü bekleyen insanları görünce insan diyor ki yani bir insan kadere inanmasa kafayı tırlatır. Yani bir insanın en sevdiği kişiyi çocuğunu kaybetmesi ne demek? Hani evini, arabasını, iş yerini kaybetmesini zaten geçiyorum da çocuğunu, annesini, eşini kaybetmesi ne demek? Yani bir insan evladı buna nasıl izin verebilir demiyorum. Bunu nasıl kaldırabilir? Bu kaldırılabilecek bir şey mi yani? Hani çocuğu olanlar beni anlar. Annesi zaten hepimizin var inşallah.
Ama çocuk mesela çok farklı bir boyut. Yani o çocuğunu kaybeden bir kişi kendi halinde kalsa, Rabbine sığınmasa, ya bu bir kaderdir, biz de öleceğiz, cennette birleşeceğiz zaten demese, hatta biliyorsunuz ki 6 yaşında çocuğunu kaybeden bir abimizin bir mektubu var. Gerçekten çok çok duygulu. Şöyle bir mektup yazmış. Rabbimiz verdi, Rabbimiz aldı demiş. Demek ki 6 yıllık bir süreç vermiş. Gül olarak nitelendirmiş çocuğunu. 6 yıl bu gülü kokladık. Şimdi de geri aldı. Yapacak bir şey yok. Başka biri gelip elimden almaya çalışsaydı onunla savaşırdım. Hatta onu öldürürdüm. Ama veren aldı. Başka biri malımı almaya çalışsaydı onunla da savaşırdım. Onu da veren aldı. Hiçbir şeyim yokken her şeyi bana verdi, sonra geri aldı. İşte ben buna itiraz edemem. Artık 6 yıl kokladığım bu gülü bir daha ahirette inşallah cennette koklayacağım diyerek kendini, kalbini avutuyor ve mutmain ediyor. Bunun dışında ciddi anlamda bir insanın bu görüşte olmasa, bir insanın normal kalabilmesi ne kadar olağan? Lütfen bunu bir düşünelim. Yani normal kalamazsın. Yani bunu, bu hayatı yaşayamazsın. Her şey aklına gelir. Her şey dibinde biter. Ama kadere inanç olduğu zaman dünyaya bağlı kalabilirsin. Ahirete bağlı kalabilirsin. Allah'a bağlı kalabilirsin. Ezan arası verilecek mi? Tamam. Bu yüzden dolayı çok üzerinde durmamız gereken bir konu var. Allah'a itaat. Yine Allah'ın vermiş olduğu imtihanlara güzel bir şekilde karşılık verebilmek, isyan etmemek. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'e erkek çocuğunun ölüm haberi geldiğinde bir tek gözünden yaş damlamış. Yani soranlar demiş ki nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Yani nasıl bunu yapabiliyorsunuz? O da demiş ki yani gönlüm kan ağlasa bile, gözümden yaş aksa bile isyan etmem. Çünkü Rabbimin o işi başıma getirdiğini bilirim. Bizim de bu görüşte olmamız gerekiyor. Tabii bunun bu konuyla alakalı ayrıntıları konuşacağız. Bir de tabii kader mevzusu var. Kimisi kader deyip işin üzerini kapatıyor. Kimisi de kader diyene saldırıyor. Bu olayın açıklamasını, yani bu kader midir, değil midir? Bunu inşallah konuşacağız. Elimizden geldiği kadar. Şimdi biliyorsunuz ki telefon numaramız da var. Bu telefon numarasıyla alakalı aramalar yapıyorsunuz. Aramalara cevap vermemiz mümkün değil. O yüzden dolayı mesaj atarsanız WhatsApp'tan özellikle, olmuyorsa normal SMS de atabilirsiniz. O zaman biz size cevap vermeye çalışırız. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Şimdi... Ha öyle mi? Tamam inşallah. Şimdi Burak Hocam siz hoş geldiniz. Şimdi değil, biraz bekleyeceksiniz şimdi. Ben bekledim tam başlarken öyle bir şey oldu. Hocam hoş geldiniz. Deprem bölgesinde de birlikte çalıştığımız anlar oldu. Önce bir size hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra inşallah aradan sonra devam ederiz. Allah razı olsun hocam. Hoş bulduk tekrardan. Tüm milletimize, vatanımıza, milletimize geçmiş olsun diyoruz. Mevla Teala vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin. Yaralarımıza da acil şifalar ikram eylesin. Bu biliyorsunuz geçtiğimiz akşam da yine büyük bir sarsıntıyla sarsıldı memleketlerimiz. Rabbim inşallah bu zelzele musibetinden de ümmeti Muhammed'i kurtarsın, muhafaza eylesin diyelim. Tüm izleyicilerimize de hayırlı akşamlar dileyelim. İnşallah ezandan sonra tekrar devam edelim hocam. İnşallah. Şimdi Burak Hoca'ya söz vermiştik. Bu depremle alakalı bir konuşma yapacağız. Kaderle alakalı bir konuşma yapacağız inşallah. Buyurun hocam. Evet. Mevla Teala
kıldığımız ve kılacağımız namazları kabul eylesin. Hakkıyla namazlarımızı kılabilmeyi de nasip eylesin cümlemize. Şimdi kıymetli hocam, tabii deprem bölgesinde hala yaralar taze, hala acılar taze. İnsanlar yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Ama her konuda olduğu gibi tabii ki bu konuda da Rabbimizin bizlere buyurmuş olduğu duyguyu, düşünceyi ne yapmamız gerekiyor? Hissetmemiz gerekiyor. Rabbimizin bizlere anlatmak istediği mesajı almamız gerekiyor. Oradaki insanların ne duygularda olduğunu yine aynı şekilde yaşamamız gerekiyor. Bu bir imtihandır, bu bir sınavdır. Nasıl ki dünya hayatında bir sınava giriyorsunuz. Hayatınız boyunca yapmış olduğunuz eğitimle ilgili işte bir KPSS nedir, bir sınavdır veya işte bir EYT vesaire bu şekilde sınavlara giriliyor biliyorsunuz. Bu sınavları geçerseniz tekrar kimse sizi ne yapmıyor? Sınava çağırmıyor. Ya sen bu sınavı geçtin ama gel biz seni bir daha bu sınava sokalım demiyorlar. O yüzden başımıza gelen imtihanları sadece kendi başımıza değil, etrafımızdaki, bölgemizdeki, işte bugün Türkiye'de olduğu gibi yani memleketimizde, Türkiye'mizin başına gelen bu musibetleri, bu afetleri Rabbimizin bir hatırlatması olarak da kesinlikle ve kesinlikle bunu dikkate almamız gerekiyor. Tabii şunu da söylemek istiyorum hocam. Şimdi insanların öncelikle biraz saygıya, sevgiye, birbirimize karşı yani bu ders, bu depremden çıkarmamız gereken derslerden bir tanesi saygı, sevgi, yani insanların düşüncelerini gerek İslami anlamda gerek yani insani ve İslami diyeyim, insani ve İslami veya dünyevi ve uhrevi düşüncelerle ilgili söyleyeyim. Düşünceler ne olursa olsun biraz saygı çerçevesinde artık onlara bakmamız gerekiyor. Misal vermek gerekirse şimdi biz buradan çıkıyoruz. Diyoruz ki ya afetler, depremler, başımıza gelen musibetler vardır. Bunların içerisinde kader vardır yani. Bunların içerisinde imtihan vardır. Rabbimizin uyarması vardır. Hemen bir kısım ya işte siz bu işe kader diyerek işte bu işe Allah tarafından bu iş insanlara uyarma amacıyla yapıldı diyerek suçluların üstünü örtüyorsunuz. İşte alınması gereken tedbirler alınmadığı halde işte kader diyerek bu işten kaçmaya çalışıyorsunuz. Veya işte bu iş Allah tarafından yapılmıştır. Bu iş hani nasıl söyleyelim sizlere? Yani eğer tedbir alınsaydı depremden hiçbir şey olmayacaktı gibi direkt hemen karşı bir şeye geçiliyor. Ama biz iman eden insanlarız, inanan insanlarız ve bizim Kur'an-ı Kerim'imizde zelzeleden bahsediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de var ve biz buna iman eden insanlarız. Evet, sen buna tedbir alınmadı diye bakabilirsin. Benim buna saygı duymam gerekiyor o insan için. O insan için de benim aynı şekilde. Ya ben burada sadece bu tedbir mevzusu değil, bu kader mevzusudur. Ben ne kadar tedbir alırsam alayım, eğer benim başıma bu musibet gelecekse veya benim yanlışlarımdan dolayı Mevla Teala'nın bana bir ikazı olacaksa ki geçmiş dönemlerdeki yine Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor bunlardan. Geçmiş dönemlerdeki kavimlerin helakları mesela zelzeleyle helak olan kavimler var. İşte suda boğularak helak olan kavimler var. Yani bir tsunami helakıyla helak olan kavimler var. Bunları şimdi burada tabii ki hani dediğim gibi kader mevzusunu tabii ki konuşalım. Tabii ki bunu yani aslında biraz kendi içimizde konuşmamız gerekiyor. Benim buradan çağrım, biz nasıl ki sizin inançlarınıza veya düşüncelerinize ne diyorlar? Hocam tedbir alınmadı. Tedbir alınmadığı için bu gibi durumlarda tedbirsizlik öldürdü deniliyor. Şimdi biz buna katılıyor muyuz? Evet, katılıyoruz. Tedbir alınması gerekiyor. Çünkü İslam'da şöyle bir şey var. İnsanın kendisine zarar vermesi bile haram. Yani siz bir uzvunuzu kesemezsiniz. Siz bir uzvunuza zarar veremezsiniz. Hatta kendinize yakıştığını düşünerek bir uzvunuzun şeklini bile değiştiremezsiniz. Çünkü Mevla Teala insanı en güzel şekilde yaratmış zaten. Hani sen ya bu şekil bana yakışmamış da ben kendimi şu şekil yapayım diyerek hiçbir uzvunu da kesemezsin. İnsanı düşünebiliyor musunuz? Kendisine zarar vermesi yasak olan, yani yasaklayan bir İslam senin kendi binan için tedbir almanı kadere bağlayabilir miyiz sadece? Tabii ki de bağlayamayız. İnsan ölünce yaşadığı evle ilgili ne yapacak? Tedbirini alacak. Müteahhitlerle ilgili konuşuluyor. Evet, insanların hakkını çalmayacak.
Adam oraya belki milyarlarca, milyonlarca para ödüyor. Deprem güvencesiyle birlikte. Ama biz şunu da gördük. Mesela bir otel, Hatay Kırıkhan'da bir otel. Arkadaşımız, Baki kardeşimiz orada çalışmalar yapıyordu. İnsan yardım, kurtarma çalışmaları. İlk onun yanına gittik. Bakın hocam, binanın kolonları, binanın kolonlarını Hiltlerle kıramıyorlar. İçeride insanlar var. Kurtarmak istiyorlar. Kurtarmak için mücadele ediyorlar. Ama Hiltlerle binanın kolonlarını kıramıyorlar. Hilti ya bu. Ne kadar sağlam bir bina. Ama çökmüş. Ne o? Zemin kaymış. Zemin yapılan yer yanlış. Zeminde sıkıntı varmış. Zemin kaymış. Bakın ne kadar sağlam kolon yaparsanız yapın. Ama bu sefer de imtihan olacak ya. Zemin sıkıntı olmuş. Ya şimdi bir tane vardı ya resim. Bina hiç camı bile kırılmıyor ama şöyle gidiyor. Evet. Yere komple temeliyle orada birlikte. Orada bile düşen bir şey seni öldürebilir yani. Burada illa şimdi mesela Kur'an'ın ilk indiği dönemlere bakarsak Burak Hocam, hani 1400 yıl önce inmiş ve o zaman evler kerpiçten, üstü de samandan. O zaman deprem kimi öldürecek ki zaten? Hani evet. Mevzuya böyle bu açıdan bakmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ama bunu diyen insanlara, yani bu bakış açısıyla bakan insanlara asıl söylenmesi gereken, hani tamam, hani jeolojik olarak açıklandığında ha tamam ya, Allah yapmıyormuş ya bu iş, yani olan bir şeymiş zaten falan diye olayı geçiştirenler var da, işte yani Allah bir şeyle yapacak bunu, değil mi? Yani bir şey olacak ve bu şey yapılacak. O şey orada bir anda titriyor falan, onu Allah kaydırtmalı da yapabilirdi yani, yavaş yavaş yapacaktı, değil mi? Yavaşça geçip gidecekti. Şu an ne diyoruz? İstanbul ya bir yerden kırılır, o zaman 7.8, ya iki yerden kırılır, 7.2, 7.1 falan olur. Şimdi Allah belki 5 yerden kırdırtacak ve geçen sallandığımız gibi ufak bir 5 nokta bilmem kaçta atlatacağız. Şimdi her şeyin Allah'ın elinde olduğunu biliyoruz. Bizim burada savunduğumuz konu, o insanlara karşı bizim savunduğumuz konu. Ya kardeşim, bu çimentoyu yapan adamın içerisinde Allah korkusu olsaydı bu çimentoyu yapar mıydı? Bunu taşıyan ustanın içinde Allah korkusu olsaydı taşır mıydı? Evet. Bunu yapan müteahhit, bu çimentonun çürük olduğunu, işte kumunun bilmem denizden olduğunu, deniz kumu biliyorsunuz asitli, tuzlu olduğu için etrafındaki şeyleri öldürdüğü için sağlam bir yapıya girişemiyor. Deniz kumu olduğunu bilseydi, bunu yapan usta bunu bilseydi, bunu teftişlemeye gelen insan Allah korkusu olsaydı ve işi hakkıyla yapılmadığını bilseydi, olay buralara gelir miydi? Tamam, biraz da buradan konuşalım o zaman. Yani aslında... Ya hocam, siz şu anda kader diyebiliyorsunuz değil mi? Ne güzel. İlk 3 gün kader diyebildiniz mi Allah rızası için? Diyemedin çünkü tepki... İçeri aldılar hocam adamın bir tanesinin bunu dedi diye ya. Yani aslında bahsetmek istediğim konu, ama ben şunu söylemek istiyorum. Bakın sadece kader mevzusuyla ilgili aslında dini düşüncelerimiz, yani daha doğrusu dini değerlerimiz diyelim. Misal söylüyorum. Dünkü deprem. Mehmet Emin Kutluay diye bir hoca efendi. Yani bakın, bu onun bir değeridir. Ve biz buna saygı duymak zorundayız. Dünkü depremin ardından çıkıyor dışarıya ve deprem duası yapıyor. Bakın, depremi yaşayan bir insan bu. Bölgede o zelzeleyi yaşamış ve biri çıkar ayin yapardı yani. Öyle değil mi hocam? İşte orada biliyorsunuz Hatay, özellikle Hatay bölgesinde çok farklı etnik kimlikler var yani burada. Evet. Herkes kendisine göre biri çıkar ayin yapar, biri çıkar mum yakar, biri çıkar başka bir şey yapar yani. Evet. Ve hastane sallanıyor. Ablamız bakın secde ediyor, namaz kılıyor. Sen şimdi bunu yok sayamazsın. Bu insanın bu değerini yok sayamazsın. Öbür abimiz çıkıyor. Ya Rabbi diyor hocamız. Ya Rabbi, biz dersimizi aldık. Artık bu zelzeleleri durdur. İşte binlerce canımız gitti diyor. Biz artık bu dersimizi aldık. Ya Rabbi, tövbe etmemiz gerekiyor. Tövbemizi edeceğiz. Tövbe ediyoruz ya Rabbi. Bakın, bu insanın bu bir değeridir. En korktuğu anda Rabbine sığınıyor. Ama sen bunu... Misal şu, şimdi hani taraf tutmak da istemiyorum. İşte yetkililer diyelim, hükümet diyelim veya devlet yetkilileri veya siyasiler üzerinden kendi propagandanı yapmak için işte kardeşim bu işe kadar deyip geçemeyiz, işte bu iş sadece dua edip geçemeyiz diye propagandaya çeviriyorsun işi. Bunu yine de
De kardeşim bunun hesabı sorulsun. Hükümetse hükümet, devletse devlet, siyasi ise siyasi, belediye başkanı ise belediye başkanı, muhtarsa muhtar. Bunu yine de, ama sen orada secde eden kadın üzerinden niye bunu diyorsun? Veya sen orada Allah'a sığınan, o an dua eden, Allahu Ekber diyenler biliyorsun. Bir, o an dua eden insan üzerinden niye diyorsun? Misal söylüyorum, bir annemiz, bir ablamız enkazdan çıkarılacak. Ya saatler geçmiş, belki günler geçmiş, içeride başörtü istiyor. Sen bu İnsanın başörtüsünü yok sayamazsın. Düşünebiliyor musun ya? Bu insan ne istiyor? Bakın, ekmek istemiyor, su istemiyor. Erzincan'da da aynı. Hiçbir şey istemiyor. Ne istiyor? Başörtü istiyor. Yani bak, bu insanın değeridir. Artık buna saygı duymayı öğrenin. Yani bu, bakın, canı havliya günlerce şeyin altında kalmış, enkazın altında kalmış ve çıkarken, çünkü onun dini değeri, ona inanmış, ona iman etmiş. Rabbim benim tesettürlü olmamı istiyor her alanda, ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin tesettürlü olmamı istiyor. Artık buna saygı duyman gerekiyor senin. İnsanların Allahu Ekber, La İlahe İllallah demeleri. Diğer taraftan Fatma diye bir bacımız çıkarıldı. Biliyorsunuz artık depremin ikon fotoğrafı oldu yani. 8 mi 10 mu neydi? Çıkarken Allahu Ekber diyor, La İlahe İllallah diyor. Kelime-i şehadetler getiriyor. Sen artık bu adamın, ya bu insanın bu değerlerine artık, yani şu tabloda bari artık saygı duy. Yani de ki, ya bu insan 8 gün 9 gün bu enkazın altında kalmış ve bu insan dava, yani inandığı dinden vazgeçmiyor. Allah'a sığınıyor. En azından hani insan olarak İslam'ını kabul etmiyor olabilirsin. Sen kendin Müslüman da olmayabilirsin. İslam'ı da kabul etmiyor olabilirsin. Ama o insanın, ya bu insan Müslüman diyerek bari ona saygı duy. Yani insanlık görevini yerine getir. Kardeşim bu insan Müslüman ve bunun, bakın depremciler Japon yetkililerdi. Enkazlar çıkarıldıktan sonra diyor bizden teslim alıyorlardı. Cenazeler çıktığı zaman bizden direkt teslim alıyorlardı yetkililer diyor. Onlara diyor anlayışla karşılıyoruz. Çünkü niye? Kendi İslami dini örfleri var. Onlara göre defnetmek istedikleri için hemen diyor teslim alıyorlardı. Ya bu gavur anladı ama bizim ülkemizdeki bazı insanlar bunu anlayamadı. Yani biz çıkartıyoruz enkazı diyor. Hemen diyor enkazlar teslim alınıyordu. İşte kefenleniyor vesaire götürülüyor. Niye? Çünkü bu bizim dinimizin gereği. Bu insanın kefenlenmesi gerekiyor. Bu insanın yıkanması gerekiyor. Bu insana gusül aldırılması gerekiyor veya işte biliyorsunuz teyemmüm olarak bazı cenazelerde yapılabildi. Bunların yapılması gerekiyor ve bu işte bütün dini imamlarımız olsun, müftülerimiz olsun bizzat bölgedeydik, bizzat gördük yani. Binlerce diğer çalışanımız ve yani resmi ve fahri olarak hocalarımız gelmişler orada gönüllü olarak. Tabii. Bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bu işi sonuçta bu ülkenin çok büyük bir görevi yani. Bu işin de yapılması gerekiyor ve bu işi yani bizim yaklaşamadığımız, yani o insanları hani şöyle söyleyeyim, sizin yaklaşıp dokunamayacağınız, kendi annesi kendi babası vefat etmiş, kendi evladı vefat etmiş, yaklaşamıyor yanına. Ama o hoca efendi gidiyor, ona dini görevini, son görevini yerine getirtiyor. Artık bu insanlara saygı duymamız gerekiyor. Yani bu depremin bize en büyük dersi bu olması gerekiyor. Bizim artık birbirimize kesinlikle ve kesinlikle saygı duymamız gerekiyor. Bakın siyasi anlamda demiyorum, inanç anlamında. Ve artık yani tabiri caizse birbirimize küfrederek değil, ki ben hiçbir İslami kitlenin farklı görüşteki insanlara küfrettiğini görmedim ama onların İslami kesimlere küfrettiğini çok gördük yani. Evet. Artık yani evet, mesela bizim emri bil maruf diye bir vazifemiz var değil mi hocam? Evet. Emri bil maruf. Biz bunu yapmakla yükümlüyüz. Ve emri bil maruf nehyani münker vazifesinde önemli olan şudur. Karşınızdaki insan size gelip tokat atsa bile, yani siz emri maruf yapıyorsunuz. O sırada sen ne anlatıyorsun bana? Adam çaktı bir tane tokatı sana. Karşılık veremezsin emri bil maruftayken. Çünkü emri bil maruf niyetine, yani oruç tutarken nasıl su içemezsen, emri bil maruf niyetine girsen, ya Rabbi ben senin rızan için emri bil maruf yapmak istiyorum. Bu insanlara iyiliği çağırmak istiyorum. Yani bir evi bir peygamber görevini yerine getirmek istiyorum dediğin andan itibaren artık seni dövseler dahi karşılık veremiyorsun yani. Tabii ki kendini koruman gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama kalkıp da kavgaya giremezsin. Şimdi artık bence bu noktaya gelmemiz, yani böyle nasıl sizinle karşılıklı oturuyoruz. Artık konuşarak, yani benim düşüncemi kabul etsen de etmesen de bana bir şey anlatmak istiyorsan bana küfrederek değil veya beni bir siyasi mecraya sokarak değil. Terörist veya propagandası dediler ya Allahu Ekber diyen insanlara. De bu adamlar kimin propagandası, kimin sloganını atıyor falan dediler. Yani
Bu insanlar bunu kasıtlı olduğu gayet açık ve belli. Adamın bir tanesi çıktı dedi, nerede bunlar sarıklılar bilmem neliler falan, bizi aşağılayarak özellikle. Sonra i̇şte tam onlardan bahsediyorum. Milyonlarca yani. İzlendi ki sağdaki hocalar, ben de mesela ben 1 milyon izlendim kendi sayfamda. İşte diğer hocalarımız herkes elinden geldiği kadar bir şeyler çekti attı, sonra adam özür diledi. Yani şunu bir anlamamız gerekiyor. Yani şu kadar büyümemiz gerekiyor. Yani şu beyine bir ulaşmamız gerekiyor. Yani ben yine içim şuna yanıyor Burak Hoca. Bak o kadar gittim. Adıyaman'a gittim. Antep'e gittim. Osmaniye'ye gittim. Çoğu yere gittim. Her görüştüğüm, her çorba verdiğim insanda mükemmel bir Allah'a karşı ne derler? Bağlılık dersimizi aldık. Rabbimizden işte... Hiç böyle isyan eden bir tane adam görmedim. Halka indim, yani olay başına gelenlerin hepsi Allah'a daha çok yaklaşmış. Kimsenin bir itirazı yok. Ama sosyal medyada, ekran karşılarında, orada burada o ünlü dediğimiz insanlar, bazılarını, tabii bazıları diyorum, çoğu güzel bir tutum sergiledi. Bakıyorsun, yok öyle denir mi? Yok şunlar nerede? Yok bunlar nerede? İşte buna kader denir mi? Kader derseniz şöyle olur. Bana sorarsanız bir devlet yetkilisinin o anda çıkıp da yıkıntıların içinde bu kaderdir deyip olayı geçiştirmesi burada bir hata bence. Şahsi fikir. Orada denecek ifade değil. Ki sen devlet yetkilisin. Yani bunun önüne geçebilecek tek mecra sensen bunu dememen gerekir bence. Ha dedin, özelde de onu ne bileyim öyle gönülden dediğini ben biliyorum zaten. Gönülden diyor ama zaten herkes bir yandan sinirlenmiş. Niye bu? İşte denetlenmedi düzgün bir şekilde, niye işte ceza uygulanmadı falan filan. Ama orada bence ifade değildi. Yani her şey her yerde söylenmemesi gerekiyor. Yani şimdi geri dönüyorum tekrar aynı şeyi. Sahada olay başına gelen insanların hepsi yine dindarlığı arttı. Biliyorsunuz böyle bir laf var. Deprem dindarların dinini arttırır, kafirlerin küfrünü arttırır. Evet. Ama gerçekten beni uyuz eden şey şu. Küfrü artan insanlar... Sağdaki insanlardan daha çok dinlendiği için yine bir saçmalık çıktı ortaya. Ya arkadaş, olayı yaşayan, ailesini kaybeden, malını mülkünü yitiren insanlara mikrofon uzatın ya. Sahaya gelip bir kişi görmemiş insan çıkıp oraya onlar nerede, bunlar nerede diye saçmalıyorsa, ya kardeşim yani sen buraya geldiysen, bu şeyi konuşmaya hakkın varsa daha öncesinde bir şeyler yapmış olman gerekiyor. Oturduğun yerden onlar yok, bunlar yok, şunlar yok. Yani oraya gidip de gönülden canla başla günlerce çalışan kardeşlerimiz var. Adamın sosyal hesabı yoksa, kitlesi yoksa kendini göstermek için çabalaması mı gerekiyor? Şimdi burası Afrika değil ki ya. Afrika'da insanlar telefon görünce ne olduğunu anlamıyor ama mesela burada bir yardım yaptığında biz telefonları cebimizden çıkarmaya şey yapıyoruz. Hani bunlar bizim yani bizim kardeşlerimiz şimdi telefonu görür. Ona yardım verir, yardım dağıtılırken bundan çekilir, alınır diye biz hiçbir şey gösteremedik. Yani köşede bucakta çekimlerimizi yaptık bazı yardımseverlerimize hani karşılık olsun diye. Evet. Ama yine yandığım şey, tekrar söylüyorum. Olay başına gelen insanlar Allah'a yaklaştı. Dindarlar yani. Yine o ekrandaki bazı ünlüler, bazı kişiler küfürlerinde daha da küfrünü arttırdı. Ama yine daha çok duyulan, daha çok hissedilen o küfür edenlerin küfürleri oldu. Evet. Şimdi, ben buna yanıyorum açıkçası. Yani kesinlikle hocam. Dediğim gibi misal Çarşaf-ı Şerif'ten misal vermek istiyorum. Bugün o belli başlı kesim ne diyebiliyor? Çarşaf-ı Şerif için işte gerici elbisesi diyebiliyor, yoboz elbisesi diyebiliyor. Veya işte kara çarşaf diyerek leke vurmaya çalışabiliyor. İşte veya... IŞİD gibi veya işte ne bileyim bir takım İslami gibi görünen örgütlerin veya işte ne bileyim kendini bilmez hani mesela şimdi şöyle bir durum var mesela Suudi Arabistan'la ilgili mesela herkes Suudi Arabistan'ı şey zanneder hani İslam'ın başkenti filan hani Mekke ve Medine'nin orada olması, Beytullah'ın orada olması, Efendimiz'in kabri şerifinin orada olması bunlar tabii çok büyük değerlerimiz. İslam'ın en büyük değerleri kıblemiz yani Kabe. Ama mesela bir Mekke, bir Medine mesela bir Riyad değil yani veya bir Cidde değil veya farklı farklı bir sürü şehirleri var Suudi Arabistan'ın. Ve buradaki yaşantılar belki New York'tan da beter.
Belki Los Angeles'tan da beter. Belki Las Vegas'tan da beter. Yaşantılar ver belki de. Ki görüyoruz yani. Bu gibi yaşantılar var. Ama mesela orada yapılan insanların biliyorsunuz ülkede bir döneme kadar işte kıyafetle ilgili yasaklar vardı. Adam belki de yani orada Müslüman değil. Belki de yurt dışından gelmiş. Ama sadece ülkeye girebilmek için belki de çarşaf giymiş ve orada bir takım yanlış işlere bulaşmış. İşte ne bileyim barları gezmiş. Belki de başka yerlere gitmiş vesaire. Sonuçta Arap gibi yansıtılarak böyle çarşaf üzerinde böyle büyük bir kara propaganda vardı. Şimdi bizim buna saygı duymamız gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Yani sen bunu benimsemeyebilirsin. Sen bunu gerici olarak da görebilirsin. Sen bunu yobaz olarak da görebilirsin. Ama ben şunu gördüm. Bakın buradan çıkıp gidiyoruz, tamam mı? Yanımıza ne almışız? Ekmek almışız, su almışız, yemek almışız, çadır almışız, ne bileyim işte tır tır odun götürüyoruz insanlar ısınması için vesaire. Hani dünyevi ihtiyaçlarını her şeyini almışız. Oraya gittiğimizde şimdi ne bekliyoruz? İnsanlar bizden su istesin, ekmek istesin değil mi? Yani elbise istesin, ihtiyaçları yani bunlar ki gayet normal onlar için gidiyoruz zaten. Ama bir ablamız geldi, çorba dağıtıyoruz evinden çıkamıyormuş normalde yani çadır kurmuş bahçesine. Çadırdan sadece temel ihtiyaçlarımı almak için çıkıyorum diyor. Herkes çorba sırasına girmiş. O bizi kenara çağırıyor. Bir dakika gelir misiniz diyor. Gittik. Bana diyor Allah rızası için çarşafı şerif ulaştırın. Ben çarşaflı bir insandım. Depremde eşyalarım içeride kaldı. İçeri giremiyoruz, alamıyoruz. Binamız büyük hasarlı. Giremiyoruz yani. Eşyalarımız içeride kaldı. Can abiyle kendimizi dışarı attık. Bana bakın çarşafı şerif istiyor. Şimdi biz bu yani ölümden kurtulmuş bir insan. Binası yıkılmış, enkaz altında, senden su istemiyor, ekmek istemiyor, çarşafı şerif istiyor. Ya bu insanın, sen bunu artık değiştiremezsin. Hani o yüzden saygı duyman gerekiyor. Sen bu insanı da, bunun evlatlarını da, bunun annesini, babasını, sen bu insanları değiştiremezsin. Bu insanlar dini mübini İslam'a inanmış ve onun değerlerini benimsemiş insanlar. Artık buna saygı duyman gerekiyor. Diğer taraftan hastanede bizi arabayla önümüzü kestiler. Bakın arabayla önümüzü niye? Çarşafı şerif istemek için. Bir ablamız hastane önündeydik, yemek dağıtımı, hastaneye yemek dağıtımı yapacağız. Hastaneye gidiyoruz, arabayla önümüzü kestiler. Ben de zannettim ki hani acil bir durum var. Ondan sonra kadın indi, üstünde kucağında çocuk var. Ağlayarak koşuyor, bize doğru koşuyor. Ben zannediyorum ki hani çocuk hasta vesaire, hastaneye yetiştirmeye çalışıyor gibi düşünüyorum hala. Yanımıza geldi, bakın direkt bana Allah razı olsun çarşafı şerif verin diyor. Ben tabii bir yandan hani hastaneye yetiştirmek falan diye düşünüyorum hani yardım edelim yani diye. Ben dondum kaldım yani. Bir anda çarşafı şerif istedi benden. Allah'tan arabamızda çarşafı şerif vardı yani. Sonra hanıma ablamıza çarşafı şerif verdik. Yani düşünebiliyor musunuz? Depremden çıkmış. Hani oraya biz orada yemek dağıtıyoruz, su dağıtıyoruz, ne bileyim sıcak çorba çıkartmışız, sıcak yemek çıkmış. Yani bir kap sıcak yemek ver demiyor bana. Kendisi üzerine bir pardüse bulmuş. Ben de çarşafı şerifliyim. Mahmut Efendi Hazretleri'nin talebesiyim diyor. Benim acil çarşafı şerife ihtiyacım var ve sizde vardır diyor. Bizden direkt çarşafı şerif istiyor. Şimdi bu insanın sen bu değerini yok sayamazsın ya. İnsan en korktuğu anda, en tehlikeli anında, deprem anında, depremden çıkmış, psikolojisi yerle bir olmuş bir insan dini değerlerine sahip çıkmaya çalışıyor. Dini değerlerine sarılmaya çalışıyor. Sen diğer taraftan oturduğun televizyon karşısında işte tekbir getirmek şu propagandası, işte şunu yapmak bu propagandası veya daha önceki durumlara dilim işte başörtü takmak gericiliktir. Hayır, gericilik senin yaptığın saygısızlık. Sen gericinin babasısın yani, alasısın yani. Sen çünkü o insanla bir bardak su içmemişsin, bir tas yemek yememişsin. O insanların ne duyguda olduğunu bilmiyorsun. O insanın niye çarşafı şerif giydiğini bile bilmiyor ya belki de. Ben buna inanıyorum. Yani bir insan niye çarşafı şerif giyer, bunu oturup okumuyorlar. Belki okusalar saygı duyacaklar. Yani bu insanın kitabında, Kur'an-ı Kerim'inde tesettür emri var. Bu insanlar bunu işte bir adet, bir örf olarak giymiyorlar. Yüzyıllardır, 1400 yıl önce gelmiş peygamberleri diyor ki bunlara tesettür giymiş olmanız gerekiyor. Buna dayanarak, çünkü mesela ben bakıyorum hocam işte çarşafı şerif yobazlıktır veya işte başörtüsü yobazlıktır diyenlere bakıyorum. Bunu bir Anadolu örf adeti olarak görüyorlar. Hani sanki işte 100 yıl önce analarımız, babalarımız, evlerimiz kapandıkları için biz de onların örf adetini hani insanlar puta tapıyorlarmış hocam. Ne oluyormuş? Çocuklar da puta tapıyormuş. Sanki öyleymiş gibi bir durumları var. Hayır, bu Allah'ın emri olduğu için bu insan bunu giyiyor. Ve senin artık buna saygı duyman gerekiyor. Senin artık buna, bakın yani bir deprem oldu ama binlerce olay yaşadık. Ya, arama kurtarma ekipleri geldi misal söylüyorum. Misyonerlik çalışmaları mesela yapıyorlardı.
Şimdi insanlar tabii hepimiz ayağa kalkıyoruz. Nasıl olur misyonerlik çalışması vesaire diye. Ama diğer taraftan bak kendi vazifesini yapıyor o insan. Adam Hristiyan. Ne yapacak? Gelip bana Kur'an-ı Kerim'i anlatacak değil ya. O da İncil'e davet ediyor. Bu adama saygı duyuyorsun. Bu adama niye saygı duyuyorsun? Gelip senin vatanına, milletine yardım ettiği için saygı duyuyorsun. Ama yardım edilen insan senin kendi vatandaşın. Sen bunun değerlerine saygı duymuyorsun. Yani yardımı getirene, misal söylüyorum Japon'una, yani İsraillisi, ya İsraillisi geldi, Alman'ı geldi. Bunlara saygı duyuyorsun. Ama diğer taraftan kendi vatandaşın, ya senin kendi vatandaşın, bu insana saygı duymuyorsun. O vatandaşa yardım ettiği için Alman'a saygı duyuyorsun. Ama o senin kardeşine ya. Hani belki de şöyle diyelim, hani İslam kardeşi diyemiyorum ama vatandaşın ya senin. Vatandaşın bak, vatandaş. Berabersin yani sen. Bu ülkenin birer bireysiniz. Bu ülke kalkınıyorsa beraber kalkınıyor, batıyorsa beraber batıyoruz yani. Bu insana saygı duymuyoruz ve duymayı da öğrenemediler yani. Maalesef hani bu depremden çıkarmamız gereken bence en büyük derslerden bir tanesi artık insanlara ve insanların değerlerine saygı duymamız gerekiyor. Ha, benim İslam'ımı yanlış olabilir. Yani kardeşim İslam boştur diye düşünüyor olabilirsin. Saygı duyuyorum. O zaman gel bana bunu güzel bir şekilde anlat. Anlatabiliyorsan. Ben de sana delillerimi ortaya koyayım. Bakın biz eskiden kıssalar, hisseler kitapları var. Mesela burada kıssaları, hisseleri okuyoruz. Yani mesela bir papazla bir mesela İmam-ı Azam Hazretleri'nin tartışmaları var. Değil mi? Mesela bunları dinliyoruz. Ya bir tanesinin bir tanesine küfür ettiğini görmedik yani bugüne kadar. Yani gerçekten hani teknolojimiz belki ilerlemiş ama insanlığımız çok gerilemiş bizim yani. Yani veya işte böyle nasıl diyelim sizlere, falanca falanca dönemlerde insanlar hani böyle yani oturup konuşarak anlaşıyorlarmış. Ya şöyle bir şey bak, sömürü devletlerinde bir grup sömürü milletinde yani bir grup insan çıkartırlarmış ve bu insan grubu, tamam mı? Bu insan grubu sömürüldüğü devletteki insanlar gibi kendini hissedermiş ve kendi halkının içerisinde kendini onlardan üstün hissedip onları kerih görürlermiş. Bu sömürülüğün kitabında yazan şey bu. Evet. Biz şu anda Batı, bu Amerika'nın Batı'nı bilmem neyin, ekonomik olarak, zihinsel olarak, hani Afrika mıyız? Değiliz. Ama bir şey var. Eğitimimizi sömürdüler en azından. Beyinlerimizi sömürdüler. Biz sömürü düzenindeyiz. Ve bizim içerimizde de kendi işte aydın sınıfı mı dersin, işte ne dersen de onlara. Böyle bir kitle var. Bu kitle kendini kendi örfünden olmadığı halde bir düşünceye, bir varoluşa, bir kafa yapısına dahil ediyorlar. Hani biz onlardanız diyorlar, onlar gibiyiz diyorlar. Ama siz kendi özünüze benzediğiniz için gericisiniz. Siz bu işlerden anlamazsınız. Siz medeniyet nedir bilmezsiniz diyorlar. Ve bu şekilde bir hayat yaşıyorlar. Yani bunu buradan semt ismi vererek kimseyi töhmet altında bırakmam. Ama gidin oralara görürsünüz. Dersiniz ki vay burası neymiş ya? Ben mesela ilk oraya gittiğimdeki tepkim. Ama bu Türkiye'de böyle insanlar mı varmış ya? Hani biz hep Fatih Çarşamba falan oralarda büyüdüğümüz için herkes öyle sanıyor. Yok abi, hani bir iki cadde diğer tarafta. Aa bu ne ya, insanlar sokakta elinde içkiyle geziyor. Kimsenin çocuğu yok, herkesin köpeği var falan. İnsanların kıyafetleri çok ilginç. Burası neresi ya? Paris mi burası? New York mu? Nasıl bir yer falan? O zaman anladım ben işte bu lafın ehemmiyetini, o zaman anladım. O insanlar özü gibi yaşayan, kendi medeniyetini yaşayan bu insanları gerici görürler. Ama şunu bilmezler ki, kardeş onlar onların medeniyeti, biz bizim medeniyetimizdeyiz. Yani çok affedersiniz, Afrika'daki Müslüman ülkelere gittik. Kadınlar çocuklarını sokağın ortasında emziriyor. Müslüman ülkesi ya burası. Ama işte onların geleneği öyle. Onun ne bileyim, şaşırmıyorsun artık bir zaman sonra değil mi? Yani ne diyorsun ki yani? Demek ki burası böyleymiş. Demek ki insanlar böyle. Demek ki kızlar 10 yaşında evleniyormuş, 12 yaşında evleniyormuş yani. Burası böyle yani. Gidip oraya, siz ne biçim insansınız? Siz gericisiniz, siz şöylesiniz. Bundan büyük saçmalık olabilir mi ya? Turist olarak gittiğin yere sizin yaptıklarınız bizim yaptıklarımızdan farklı. Siz saçma, siz salak mısınız? Niye böyle yapıyorsunuz? Demekten farklı bir şey değildir bu.
Yani bu ülkede bir şey değişmedi ya. 100 yıl önce vardı, 200 yıl, 300 yıl. Biz 1000 yıllık bir devletiz. Onun öncesine gidiyor. 8000 yıla kadar gidiyor yani. Biz köklü bir ırkız mı diyelim, milletiz mi diyelim, ne dersek diyelim yani. Ama bizim kendi şeylerimiz var. Siz dışarıdan aldığınız, duyduğunuz şeyleri onlar gibi olup, onlara özenip, kendinizi onlar gibi hissedip diğerlerini yerme çabasına giriyorsunuz. Bu depremde de bunları gördük. Bakın her zaman şunu söylüyoruz. Her zaman şunu. İlk yapmamız gereken şey birlik ve beraberlik. Bak Burak Hoca da bir saatte aynı şeyi söylüyor. Bizim amacımız herkesin Müslüman olması mı Burak Hoca? Hayır. Türkiye'de Rumeli, İstanbul'da bile ya, Rumların mahallesi, Yahudilerin mahallesi. Biz Osmanlı döneminde yani şeriatın var olduğu, Allah'ın kanunlarının, insanların kendi kafasına göre değil. Hani demin diyordum ya, başka medeniyetlerin kendi kafalarına göre yazmış olduğu hükümlerle, kanunlarla değil de kendi Allah'ın kullanma kılavuzu olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim'deki o kanunlarla yönetildiği ve her şeyin hakkıyla yerli yerinde yapıldığı o Osmanlı döneminden bahsediyorum. Yok muydu kafir? Var ama öyle bir kafir vardı ki Ramazan günü dışarıda yemek yemiyordu. O ona saygı duyuyordu, o da ona saygı duyuyordu. Ama şimdi yani Müslümanım diye geçinen insan asıl Müslümana saygı duymuyor. Hani ya biz hani ekrana çıkan herkes bunu demek zorunda herhalde. Biz çok cahiliz. Diğer kafadan biri çıksın. O da diyor ki bizim milletimiz çok cahil. Kendine göre medeniyetine uymayan insanlara onlara cahil diyor. Evet. Biz de diyoruz ki yani bunu şimdi yapmayın ya, bu bir cahilliktir. Bu bir cahillik varsa birlikte çözelim. Yani ilk anlamamız gereken şey nedir? Ya kardeşim o öyle birisi. Onu öyle, empati değil mi bu? Empati. Onu öyle kabul et. Adama hak ver ya. Sana uymuyor diyese o, sana uymuyorsa o cahil olmaz ki. Ha, okumuyorsak, eğitim almıyorsak bu bizim suçumuz. O farklı bir konu. Ama bir insan senin kafa yapına uymuyor diye cahil değildir ya. Evet. Şimdi ülkemizde yaşayan, yani şunu söyleyelim hocam o zaman. Yani bir olduğumuz zaman, oturup konuştuğumuz zaman dış, nasıl diyelim, yani batının ağzıyla değil de kendi değerlerimizi karşılıklı olarak konuştuğumuz zaman bizim çözemeyeceğimiz bir şey yok. Ve bunun en büyük örneklerinden bir tanesini mesela ben kendim yaşadım. Mesela benim anne tarafım İzmirli. Ben İzmir Konak doğumluyum. Baba tarafım Erzincanlı. Hani Erzincanlıyız normalde. İzmir Konak doğumluyum. Anne tarafım İzmirli yani. Dolayısıyla şimdi annemin akrabaları, yani dayısının oğlu, İzmir'de Ege Üniversitesi'nde profesör, doktor, doçent vesaire. Hani iyi bir eğitim görevlisi, akademisyen. Benim hafızlık yaptığım yıllara döneceğim şimdi. Hafızlık yaptığımız yıllarda biz kendilerine tabii akrabalarımız olduğu için ziyarete gidiyoruz. İşte şalvar, cübbe, işte ne bileyim takke, sarık, bu şekilde. O zaman tabii küçüğüz, sakalımız yok. Takke vesaire takıyoruz. Ondan sonra biz gidiyoruz hocam. Bakın binaya giriyoruz ya, bizim dışımızdan bizimle beraber kendi evine bir dahi girmiyor. Biz binaya giriyoruz. Ben iki dakika geliyorum diyor. Ondan sonra kayboluyor. Biz giriyoruz. Ondan sonra bizden sonra geliyor. Sonra biz mesela dışarı çıkacağız. Ben gideyim arabayı hazırlayayım diyor. Arabayı hazırlayıp aslında bu biz tabii bunu sonra öğreniyoruz. Bir bahaneymiş. Bizden önce çıkıyor. Ondan sonra biz çıkıyoruz. Mesela geliyoruz. Ben bir arabayı park edeyim geleyim. Binaya bile ayrı giriyoruz yani. Bizimle hiç gözükmüyor yani. Ondan sonra tabii biz bunun o zaman dikkatimizi çekmiyor yani. Sonra işte bizim yaşımız büyüdü. İşte hafızlık derken, Arapça derken, hocalık yaşta. Tabii bu arada kendileriyle hep görüşüyoruz. Ondan sonrasında işte tarikat, işte Mahmud Efendi Hazretleri, işte rabıta meseleleri vesaire. Yani bu insan bu işlere tamamen yabancı bir insan yani. Hani anlatabiliyor muyum hocam? Ve hani bu şu an bahsediyoruz ya, bize gerici diyorlar, yabancı diyorlar. İşte onların arasındaki bir kişi normalde. Hani bu şekilde bakan yani anneme işte çarşaf giydiği için akrabası ama gerici olarak bakan. Sadece akrabası olduğu için hani misafir ediyor evinde. Hani çünkü akrabası yani o anlamda yani. Hani akrabalık görevini yerine getiriyor. Hani bu bile güzel bir şey. Niye? Hani kardeşim siz gericisiniz, yobazsınız deyip mesela itseydi bizi,
Biz ona gitmeyecektik, o bize gelmeyecekti. Arada bir kutuplaşma olacaktı. Ama bakın bu kutuplaşmayı akraba ziyaretleriyle eritmişiz yani. Sonrasında işte hani yaşlarımız büyüdü, artık bize direkt hani siz bak bu tarikat içerisindesiniz veya işte bu cemaat içerisindesiniz, Mahmut Efendi Hazretleri kimdir, nedir, ne değildir. Çünkü o dışarıdan sosyal medyadan gördükleriyle bizim Mahmut Efendi Hazretleri'ne taptığımızı falan düşünüyormuş yani. Hani siz diyor aslında diyor hani bize diyorsunuz işte falancaya tapıyorsunuz, filancaya tapıyorsunuz, işte putlara tapıyorsunuz vesaire. Ama siz diyor işte Mahmut Efendi Hazretleri diyorsunuz. Asıl siz Allah'a şirk koşuyorsunuz. Siz ona tapıyorsunuz vesaire. Sonra biz kendisine rabıtayı anlattık. Hani rabıta nedir yani? Rabıta ne işe yarar? Ondan sonra tarikat dersi nedir ya? Tarikat dediğimiz şey nedir? Zikir çekmek yani. Bunun ötesinde farklı bir şey yapılmıyor. Hani millet birbirini şişlemiyor. Onun gibi değil yani. Biz bunu anlattık vesaire derken ve gerçekten yaşantımızda da insan bunu görünce bakın bu insan tamamen hani %100 beyninde bir dönüşüm oldu yani. Artık hani kendisini 5 vakit namazını kılmaya çalışan mesela işte Mevlüt kandilleri, Berat kandilleri, Miraç kandilleri veya Ramazan-ı Şerif ayında orucunu tutmaya çalışan bu kandillerde özellikle bizi arayıp hocam işte Burak kardeşim böyle sen söyleyiver. Bugün mübarek gün, bizim bugün yapmamız gereken bir ibadet var mı, bir zikir var mı bunu soran, ondan sonra mesela umrelere gidiyoruz, umreler için işte normalde umreye şey yani siz gidiyorsunuz Kabe'yi taşı şey yapıyorsunuz yani vesaire. Ondan sonra bu fikirleri bak ama konuşarak, biz bunların hepsini konuşarak açtık. İnsan düşünebiliyor musunuz? Benimle sonra kendisi de bunu söylüyor. Ben diyor hani biz diyor siz geldiğinizde ayrı ayrı dolaşıyorduk ya niye biliyor musunuz? İşte komşularım bana ne der? Aa bunun işte sarıklı akrabaları var. İşte bunun çarşaflı akrabaları var işte. Anlatabiliyor muyum? Bizi kendi binamızda bizi dışlarlar diye düşünebiliyor musunuz? Ya bu adam doçent bu adam. Prof ya bu adam. Ama kendi mahallesinin baskısından korkuyor yani. Bu adama bütün dünyada saygı duyuluyor. Hocam diye saygı duyuluyor yani. Gerekirse evlatlarını, çocuklarını bu insana teslim etmişler. Saygı duyuluyor ama sadece akrabaları işte Kur'an kursuna gittiği için, işte yeğenleri Kur'an kursuna gittiği için veya işte siz söyleyin işte yengesi çarşaflı olduğu için adam mahalle baskısından korkup yıllarca bizimle mesafeli görüşmüş. Ve bizi ne olarak görüyor? Hani işte Mahmut Efendi Hazretleri bunlar tapıyor gibi gözüküyor. Ama oturduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman biz onunla ne yaptık? Birbirimize karşı küfretmedik. Belki de arkamızdan bizim için öyle düşünüyordu. Ya bunlar ne biçim insanlar, gericiler, yobazlar diye düşündüğü kişiyle karşı karşıya oturduğum zaman bütün kutuplaşma erimiş oldu yani. Hani ben kendi akrabamla bunu yaşadım. Ve İzmir'in hani bugün İzmir ne deniliyor? İşte ben tabii kesinlikle kabul etmiyorum. İşte gavur İzmir vesaire deniliyor yani. Öyle bir yerin göbeğindeki bir insan ve üniversitede bir akademisyen yani bu insan. Ve ben bununla oturup konuştuğum zaman uzlaşabiliyorum, anlaşabiliyorum. Dertleşebiliyoruz. Ve ben onun sonra o da tabii bize anlattı. Ya siz bizim için bak böyle böyle diyorsunuz ama biz bunları niye ön plana atıyoruz? İşte şundan dolayı, bundan dolayı vesaire anlatıyor. Anlattığı şeyler seni, tabii ki aslında biz ne yapmıyoruz? Onlara hani karşı çıkmıyoruz. İşte bilimdir, ilimdir. Bizim bunlara karşıtlığımız yok. İşte biz bilimden dolayı, ilimden dolayı işte dünyevi bir takım gelişimlerden, yani teknoloji lazım çünkü bütün dünyalar gelişiyor. Geride kalmamamız için biz bunları ön plana tutuyoruz vesaire. Anlattığı zaman anlıyorsun yani. Ha tamam diyorsun, bu adam bu adamın peşinden bu sebeplerden dolayı gidiyormuş. Yani haklı sebepler olduğunu görüyorsun. O yüzden önce saygı duymamız gerekiyor birbirimize. Bunu yıllarca yani bugün işte batı diyoruz. Mesela o hani batı diye örnek verdikleri insan. Bugün gidin bakın hocam birçok ülkede mesela başörtüsü ya sorun değil artık yani. Bizim ülkemizde hala bugün seçim var başörtüsü konuşuluyor yani. İşte anayasadan geçecek mi geçmeyecek mi, başörtüsü yasası gelecek mi gelmeyecek mi, bunlar konuşuluyor yani. Diğer taraftan gavur olarak bakmış olduğumuz, hem bizim gavur olarak bakmış olduğumuz, diğer tarafın da işte medeniyet diye bakmış olduğu bir takım Avrupa ülkelerindeki çoğunda bazı şeyler kalkmış yani. Bunlar artık tartışılmıyor, konuşulmuyor bile. İnşallah tekrardan bu deprem hepimize maddi ve manevi olarak çıkaracağımız dersleri hakkıyla çıkarabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Ders alabilmeyi nasip eylesin. Ülkemizdeki birliği, beraberliği, Müslümanlar arasındaki de kardeşliği. Bakın ülkemizde her türlü düşüncede yaşayan insanlar olabilir. Onlarla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Müslüman kardeşlerimizle de, Müslüman kardeşlerimize çok daha sıkı bir birlikler içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Rabbim ben de bunu niyaz ediyorum. Program için de teşekkür ediyorum hocam.
Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler inşallah sizlere de. Çok kıymetli FM TV seyircileri, inşallah her salı günü herhangi bir şey olmazsa buradayız. Siz bu anlattıklarımızı biraz düşünün. İnşallah haftaya yeni programda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı geceler.